Biz doğuştan jet sosyeteye aitiz. Jetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniyiz biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, hayallerden geçer. Jet sosyete, yeni düvel emrimizde. Jet sosyete, kıskanıyor. Jet sosyeteye aitiz. Tek eksiğimiz yetersiz bakiyemiz. Borç çorbasından çok kaşıkladık. Sosyete mantısıyız biz. Jet sosyete, yavaş gelecek bize. Jet sosyete, kıskanıyor bizi dünya. Ne güzel, şu bunu arada yapalım, anlatmak. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Gizem bir dakika, çocuk bir şey anlatıyor. Görmüyor musun, duymuyor musun ya? İşte patron, dediğim gibi Sadi Bey sizi aramış aramış ulaşamamış. Binayı yıktıracağım, orayı plaza yaptıracağım diyor. Bir şey sormak istiyorum. Sadi Bey kim? Bizim şirketin binasının sahibi. Ha, bizim şirketin binası yıkılıp tekrar mı yapılacak? Abi bir şey söyleyeceğim. Ben ona çok memnun oldum, biliyor musun? Çünkü bir şey diyeceğim. Yıkın, daha güzel, yeni, şık bir şey yapın. Bir pilates salonu olsun, masaj odaları olsun, bilmem ne olsun. Bakın ben burada spalarda sıra bekliyorum. Ayıptır, günahtır ya. Dünyanın bütün masajları şu anda beni sakinleştiremez Gizem. Gizem, ev sahibi bizi atıyor. Duymuyor musun ya? Anlamıyor musun? Nereye taşınırız patroncuyuz ya? Bir şey söyleyebilir miyim? Bu adamın böyle içinde kiracı varken istediği binayı çıtır çıtır yıkmak gibi bir hakkı var mı? Yaza kadar bize vakit veriyor. Yani aslında hukuken haklı. Kesinlikle hukuken haklıyız kardeşim. Abi evet, Instagram filtreleri kızların bize karşı büyük kandırıkçılığı. Tekin abi otursana bir, gel. Gel. Bütün bekar erkeklerin bu işin içinde olması lazım. Sonuçta hepimiz aynı gemideyiz. Ne gemisi? Sosyal medyada filtrelerle kendini top model gibi gösteren kızlar tarafından kandırılan erkekler gemisi. Avukat Tuncer ben. Tuncer benim liseden arkadaşım. Eyvallah. Ben kaç kere sosyal medyada kızlarla tanışıp buluştum. Kızın videosuna bakıyorsun, kız Cici Hadid. Buluşuyorsun, Zayn Malik çıkıyor. Nasıl yani? Ya abi bayağı kaç kere böyle bıyıklı sakallı kız geldi ya. Hayır, hayal kırıklığını geç. Ben dar gelirli adamım. Mecburen sevgili olmayacağın kıza ayıp olmasın diye yemek ısmarlıyorsun, şu bu. Yani çok mağdur oldum ben ya. İşte ben bu yüzden varım kardeşim. İmza topluyorum. Yeterli sayıya ulaşınca sosyal medya filtrelerinin yasaklanması için dava açacağım. İyi de yani kızların filtre kullanması suç değil ki. Bence çağımızın vebası. Asrın en büyük yalanı. Ve eğer mahkeme kabul ederse bir nevi nitelikli dolandırıcılık. Ya o kiralar, ateş pahası, öyle bir binayı nereden bulacağız? Bir de taşınma parası, şu bu. Ah, yandık vallahi, ne yandık ha. Bir şey söyleyeceğim, bu filtre nasıl sizce? Güzel bir dur, Allah'ını seviyorsan ne filtresi şimdi? Ya kirasını 10 yıldır tıkır tıkır ödüyoruz, tamiratları yapıyoruz. Bu kadar yıl Adana'dan bir kere gelip bile bakmadı ya. Yıkamaz, yıkamaz. Cengizciğim bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu bina cami değil, türbe değil, eski eserdi, tarih eserdi bir şey değil. Yani adam bence yıkabilir yani isterse. Türbe mi dedin sen? Hani diyorum sıradan bir bina yani diyorum. Hani tekstil şirketi diyorum. Ne bileyim bir türbe mürbe öyle bir şey olsa tabii ki yıkamaz. Çünkü yani toplumdan tepki alır. Hani onu demek istiyorum. Sesli düşünüyorum. Sen türbe ha? Sen hep böyle sesli düşün Gizemciğim. Vallahi hep böyle sesli düşün. Ben de şu anda sessiz düşünüyorum. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz Hacı Beysa? Galiba. Gece kapını çalan nişanlına uyuyorum diye seslenip kapıyı açmamak ne?
Gece bekar bir erkeğin odasına kapısına dayanmak ne? Namusunu kirletmeyecektim Talip. Yok, azıcık yalnız kalacaktık. Hem şunun şurasında düğüne kaç hafta kaldı? Olmaz kızım, geceleri odama gelme ya. Gelenek ve göreneklerimize aykırı. Ayrıca başımızda iki tane gardiyan var, biliyorsun. Gardiyan mı? He. Bir tanesi kısa boylu, garip şiveli olan. Öteki de iri yarı elinde çay bardağı olan işte. Ayrıca gece sen ne yapacaksın ki benim odamda ya? İki tavla atardık Talip. Salonda atarız kızım tavlayı. Oğlum sen şaka mısın ya? Sen artık benden hoşlanmıyor musun? Ha? Biz aynı evin içinde otura otura ilişkimizin heyecanını mı kaçırdık? E tabii yani şimdi sabah akşam görüşmek bir asker arkadaşlığı modu getirmiyor değil yani. Ne? Şaka kız şaka vallahi. Hala içim akıyor yani, sana çok seviyorum. Tamam o zaman. Gece sessizce geleyim. Ya bir film falan açarız. Bu arada artık hayat bizi nereye getirirse ya. Olmaz kızım, ayıp ya. Talip bana bak. Ben senin hiç yatak kıyafetini görmedim. Senin kötü pijamaların falan mı var? Ne alakası var ya? Sen onları mı gizliyorsun böyle? Ha? Diz yeri yapmış yırtık eşofman üzerine beyaz atlet falan mı giyiyorsun? Ne münasebet canım, aa. Çubuklu pijama mı? Çubuklu baba pijamasının altında siyah çorap mı? Bak öyleyse vallahi düğün iptal. Kızım tekstil firmasında çalışıyorum ben. Bir kendine gelir misin lütfen? Allah Allah. Cengiz Bey acil ofise çağırıyor. Yine her günkü gibi modanın merkezine gidiyorum ben. Talip Yılmaz ve çubuklu pijama aynı cümlede. Kafayı yemiş ya, vallahi kafayı yemiş. Sadi Beyciğim, aslında biz de daha ufak bir yere taşınmayı düşünüyorduk. Kira çok yüksek. Fabrikayı Bursa'ya taşıdık. ama zaten burayı yıkamazsınız efendim, ben size söyleyeyim. Nasıl, neden? Binanın altında türbe var ya efendim. Nasıl haberiniz yok? Ha siz Adana'dasınız, ondan. Bizim binanın alt katında yatır var ya. Aa, haberi yok muymuş Sadi Bey'in? Terzi Macit Efendi Hazretleri'nin mezarı bizim bodrum katında efendim. 9 yıl evvel keşfedildi. Mahalleli orayı türbe yaptırdı. Yıkamazlar maalesef. Yıkamazsınız maalesef. Yani bizim için sorun yok. Biz daha başka bir yere geçebiliriz ama... Yani binayı yıkarsanız mahallede büyük infial olur. Allah korusun, sev sakinleri ortalığı ayağa kaldırır. Evet efendim, evet. Tabii. Yani siz İstanbul'a geldiğinizde gelin. Tabii sizi de gezdiririz biz. Yani rahmetliye bir dua edersiniz. Nasıl İstanbul'dasın? Ne zaman? Bugün ne acele efendim? Tabii buyurun o zaman. Tamam, oldu. Buraya gelmiyor değil mi? Türbe mürbe yok çünkü. 2 saat içinde olması lazım. Oğlum etrafa bir haber salın bakalım. Hani sanduka falan olan var mı evinde ya? Sanduka mı? Sanduka. Çay ocağını boşalt. Yeşil kumaş bulmamız lazım. Ne ümitlerle kızla yazışıyorsun. Görüntülü konuşuyorsun. Görüntülü konuşmada da filtre var. Aynen. Ya haftada bir akşam bir flört edelim diyoruz. Vitrin mankeni beklerken yürüyen merdiven geliyor. Yeni sezon İtalyan markası beklerken ihraç fazlası defolu penye geliyor ya. Nasıl benzetmeler? Böyle AVM konulu benzetmeler. Kardeşim ben haftanın 6 günü, sabah 10, akşam 10 tüm dünyam burası. Anlayın beni ya. Ben bir keresinde restoranda kafasında kelebek uçan kız bekledim. Ah. E'si o da filtreymiş abi. O biraz senin mallığın olmuş ya. Ama durum şu. Senin konuştuğun kız bir dizi estetik ameliyattan geçmiş ama buluşmaya önceki hali geliyor gibi. Tabii bizzat kendim kaç kere yaşadım. O internet sohbetleri, harcadığım vakit, enerji, yemek ısmarlama. Hayır, çağırınca, gelince de git diyemiyorsun ki. Abi, önceden aldığın hediye, çiçek, sonrasında niye olmadığını anlatmak için yaptığın kahve buluşması. Aynen. Maddi manevi zarar bu filtreler. 34 kişiden imza topladım. Eğer 50'yi bulursam açıyorum davayı. Tuncel bak oğlum, delikanlı gibi. Bizim bu davayı açmaya hakkımız var mı? Evet. Mesela şöyle düşün. Köylerde başka kız gösterip düğünde ablasını verirler ya, bildin mi? Eğer damat tarafı bunu ispatlarsa...
nişanla taktığı takıları, bütün masrafları falan geri alır. İşte bu davaların emsel olabileceğini düşünüyorum. Oğlum inşallah iyi avukatsındır abi. Ben çünkü ablalarına razıyım. Ya birkaç kere videoda görüştüğüm kızın anneannesi geldi ya buraya. İmzalayacak mısın? Ver. Yarım saatimiz kaldı. Bence fena değil. Biraz boş gibi mi oldu ya? Böyle bir manevi havası eksik gibi ha? Verdiğiniz maddiyat da bu kadar maneviyat oldu. Aa, küçücük bütçeyle iki saatte türbede kur yaptım burada yok. Şuraya şöyle. Ha, ece kötü değil ya. Evet evet bravo, güzel bir dokunuş. Patron, peki bu terzi adam neden bu kadar mübarekmiş de güya burası türbe olmuş? Şeymiş canım. O garibanlara giysi dikermiş, onların kapılarına bırakırmış. Büyük hayırsevermiş. Ha güzel, çok güzel, hoş. Ha. Ay, bu sandık adı biraz gerçekçi mi oldu ya? Hı? Ay, insan biraz tedirgin mi ediyor, ne oluyor? Tövbe yarabbim. Yok canım. Terzi Macit Efendi Hazretleri nur içinde yatsın. Esvap dikermiş, örgü örermiş, fakir fukara gidirmiş. Allah rahmet eylesin. Ay. Bu mankenin üzerinde prova yaparmış rahmetli. İşte mahalleli de ceketin üzerine küçük bez parçaları iğneliyor. Dilekler diliyor işte ne yapsın? Çok mübarek insanmış vallahi. Ya 12 yıldır bu bina benim. Hiç haberimiz olmadı. Ya siz İstanbul'da olmadığınız içindir. Yoksa biz burayı tutarken biliyorduk türbe olduğunu. Hatta Cengiz Bey, bu adam eski hayırsever terzi. Bir nevi meslektaş diyerekten işte şirkette bolluk bereket olsun diye bu binayı tercih etti. Niye hiç söylemediniz bunları bize? Efendim o zamanlar rivayetmiş. Ama sonradan mahalleli araştırmış, bulmuş, bir araya gelip bu türbeyi yaptırdı. Yani mezarı burası mıymış gerçekten adamın? Ayazarının orta yerinde yani. Macit Bey, ay rahmetli bizi andı vallahi. Sadi Beyciğim, zaten burası eskiden köylükmüş biliyorsunuz. Yani burası da adamın bahçesiymiş. Bahçeye gömmüşler adamcağızı. Ne zamanmış bu? 1700'ler. Bilinmiyor yani tam olarak bilinmiyor ama yani bir rivayete göre Osmanlı'nın son dönemlerine denk geliyor gibi. Bu binayı yıkarsanız korkunç şeyler olur. Mahalleli yani hatırasına sanki saygısızlık ediliyormuş gibi görür olayı. Bırakın mahallelinin tepkisini, başınız uğursuzluktan kurtulmaz. Allah, al başına belayı. Şşşt. Bu ulvi ortamda öyle bela mela demeyin. Ay ya. Sadi Beyciğim, bir bez bağlamak ister misiniz cekete? Yani bir bez parçası verelim mi? Eğer olmasını istediğiniz bir dileğiniz varsa. Neyse, yani bir hafta buradasınız. Bir ara gelir, hayır duası edersiniz tabii. Aa, akşam akşam nereye? Terhide'ye gidiyorum. Ya prova yapacağız. Terziye. Ha. Enter mi diktireceksin? Ya çocukların düğününde ne giyeceğim ben Safiye ya? Aa, maşallah sana. Kız başımıza taş yağmasın. Ya Tevhide de eski dikişlerden kalma artık kumaşlar varmış da. Onlardan bakacağız artık. Bir saate gelirim ben oldu. Ben ne giyeceğim kim bilir. Yaşar'a diyeceğim. Belki atölyede diktirir getirir. Dur bakalım. Olmadı Sultanahmet'e gitmek lazım. Haydi de bay bay. Bir keresinde hiç unutmam Yıldız'dan önceki zaman.
Bir tane kızla tanıştık internette. Bir fotolar var, ele bakmaya kıyamazsın ha. Üf. Neyse efendim, üniversiteyi ikinci sınıfta bıraktım, evde öyle takılıyorum dedi. Neyse biz bununla bir ay konuştuk, şu bu falan buluştuk sonunda. Ne çıktı? Üniversiteyi ikinci sınıfta bırakalı 20 sene olmuş ya. Ay bu ne artık ya, yuh ya. Ya bu hep yalan ya. O kocaman gözler, o dev dudaklar. Bacak boyu kardeşim. Bacak boyu püüüü. Filenin sultanları sanıyorsun, buluşmaya pigme geliyor. Neyse ben bu flört konularını kapatalı çok oldu ama yani zamanda benim de başım yandığı için ben de imza atacağım arkadaş. Ne atmayacağım ya? Böyle dolandırıcılık mı olur ya? Öyle hanımlar, buyurun, 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 buyurun. Bismillah, bismillah, bismillah. Diktiği esvapları satmazmış. Fakirin, fukaranın, ihtiyaç sahiplerinin bahçelerine bırakırmış. Nur yüzlü bizzatmış. Terzi Macit Efendi Hazretleri, he? Ya biz bunca yıldır bu türbeyi nasıl bilemedik? İşte zenginler hep saklamış ya. Niye ki? Buranın nurunu, bereketini bir tek kendileri yesin diye. Allah'ım. Telep ağzından kaçırdı. Aman deyim hanımlar, sakın ha bu gelip gitmelerimizi kimseye demeyin. Bunların zenginliğinin sebebi burasıymış ki anam. Ne diyorsun kız? Bak şimdi adam burayı tutmazdan önce paşazlarda kod satıyormuş. Burayı duymuş, borç harç bir şekil gelmiş tutmuş bu binayı. Sandukayı buraya koymasıyla, bu cekete çapıt bağlamasıyla yürü ya oğlum demiş, yolunu tutmuş. Ne yapıyoruz şimdi biz? Ha, ben bağlamalık çaput falan getirdim. Ne yapıyoruz? Güzel. O, tut bakayım bacım. Ha, o çaputu oraya bağlayacaksın. Sonra türbenin bakımı için. 20 olur, 30 olur, 50 olur. Gönlünüzden ne koparsa buraya atacağınız. Bir de tut bakayım. Ha, şu benim tılsımlı kitaplardan da bir etene alacağınız. O niye ki? Sevap. Ben de fukarayım. Hadi bakalım, pamuk eller cebe. Gönlü bol hanımlar, gönlü bol hanımlar, buyurun. Ya Ozan'ım, ben filtrelere o kadar karşı değilim. Niye sokuyorsunuz beni bu işe? Ay, tamam dur, ofiste tabletimi unutmuşum, alıp geliyorum dur. Hadi bay bay. Heh, güzel, çapıtınızı bağlayın, güzel dileğinizi dileyin. Hızlı tarafından bir dua, sonra çıkalım. Haydi bakalım, haydi. Hadi inşallah. Allah! Tövbe. Kim bağırdı? Aşağıdan mı geldi? İzin yaba dedi. Hello. Kız anam yavaş ya, ne yapıyorsun sen? Aa, delirdin sen, sus. Adam bu da her fırsatta duygulanır böyle, bilmiyor musun? Sus sus yavaş, küçük sesle, küçük sesle sus. Üzüldü, adama üzüldü. Gitti. Gitti. Gitti de 100 yıl önce mi ne gitti? Tamam kardeşim, sus güzel bacım, sus ya. Allah'ım sen bu kulunu cennetine kabul eyle ya. Haydi artık, haydi ya. Çıkıyoruz yavaş yavaş. Haydi, haydi sırayla. Şöyle ne yapıyorsun Ayten ya? Üstünü serpiyorsun, mis gibi koksun. Kız anam, su muhallebisi mi bu? Yeter ya, al nereden çıktın? Kim, kim, kim dedi gül suyu? Ya belki rahmetli gül suyu kokusunu sevmezdi, ne biliyorsun ki ne ya? Yürü, yürü. Allah sen yürüyün. Mübarek yerde küfür ettirip beni günah sokmaya. Çık, 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 çık. Beyim. Of, nasıl da koktu. Çık, çık, çık. Thank you.
Ben de tam sana geliyordum. Ben erken davrandım bu sefer. Ben iyi geceler dileyim dedim. Yatak kıyafetin bu mu? Benim genelde bu tarz. Talip, bu kıyafetle bizim mahallede düğüne giden var. Hatta düğünün en şıklarından oluyorlar. Vallahi ben dikkat ederim. Ya sen? Ben mi? Yani moda ve trendlerle olan ilişkimi biliyorsun. Pembe diz ışıklarında bir evliliğimiz olacak demek ki. Hep böyle uyuyorsun öyle mi? He, hatta bundan 3-4 takım daha var. İyi o zaman. Odana gidelim de göster bana takımlarını hadi. Olmaz kızım, ayıp ya. Yani 2-3 hafta daha sabretsen ölür müsün ya Yıldız? Ya ölür müsün ya şu çöpü bir kere de sen çıkarsan? Ben giymişim pijamamı, şey yapmışım. Bir ışığın ucundan da sen tut canım. Hemen kumaşı seçtin mi Şenur teyze? Seçtim artık. Tevhideyle her akşam proba mulaba uğraşacağız. Her akşam mı? Tevhide teyze gündelik tersisi değil mi? Yani bir saatte diker. İşte gündüzleri öyle gündelik terziliğe gidiyor. Gecelerde kalan enerjisiyle ağır ağır benimkisini dikecek işte öyle şey. Safiye yattıysa siz ikiniz niye aynı mekandasınız? Haydi bakalım. Herkes kendi habitatına. Haydi bakalım, haydi, haydi, haydi. Sakın ha birbirinize yürümeyin. Hiç sevmem ben gece yürüyüşlerini. Haydi. Haydi iyi geceler. Haydi iyi geceler. Haydi bakalım, haydi. Oh. Stop, 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 stop. Kız, 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 kız. Oh. Hop. Macit Efendi'den sevgilerle. Macit Efendi'den sevgilerle. Macit Efendi... Oh, defolu mefolu ama o kadar güzel. Ha, bakayım. Şenur, sabahın köründe ne yapıyorsun buralarda? Hiç ya, bizim evin inşaatına bakmaya geldim. Müteahhitle kavgalıyık da sabah 6'da iş başı yapıyoruz diyor. Dedim bir gideyim bakayım hakikat mi? Ya düğüne kalmış şurada 3 hafta, ortada fol yok, yumurta yok, ev yok. Ya benim canım burnumda zaten, sen beni oyalıyorsun burada ha. De git. De git ya. Oğlum saçmalama lan. Biz kendimiz uydurduk onu, o sandıka boş. Patron, delirmedim ben. Aşağıdan dualar, ağlamalar, ağıtlar, çığlıklar geliyordu hep, uğulu. Yan evlerde, mevlerde mevlüt falan vardır oğlum. Vallahi bizim alt kattan geliyordu, tekinsiz işler bunlar. Lan şimdi kendi uydurduğunuz şeye kendimiz mi inanacağız, delir mi Allah aşkına ya? Ya inin bir aşağı bakın ne olur. Tamam bakarız canım, bakarız tabii, gelsin millet. Beraber ineriz, Talip falan gelsin de. Yiyemedi değil mi? Ne alakası var canım? Şurada bir kahve mi içmeyelim sabah sabah be? Allah Allah, bir kahve mi içeyim? Gider bakarız işte. Ne var? Koymamışsınız da kahveyi. Niye şey yaptınız yani? Ben filtre kullanmıyorum. Biliyorum. Ki keşke kullansan. Böyle birazcık böyle çeneni kısaltıp böyle dudağını böyle... Ozan. İyi ki kullanmıyorsun. Helal olsun sana ince dudaklı, uzun çeneli, dev yürekli kadın. Açıkçası İlayda Çıkrıkçıoğlu filtre kullanıp kendini beğendirmeye çalışıyor dedirtmem. Çabasızlık ve kendini beğenmişlik benim karakterimdir. Kendini beğenmişlik mi? Tabii. Kendini beğenmemişlik nedir? Filtre kullanmak. Doğru aslında. Bravo. Ayrıca bu haksız rekabet. Benim yanıma bile yaklaşamayacak gudubet kızlar Instagram'da, storylerde afet gibi gözüküyor. Millet onlara DM'lerce yürürken ben gece Sayın Çıkrıkçıoğlu ile başlayan iş mailleri okuyup duruyorum. Skandal. İlayda, bize katıl. Ben de gencim ya. Ben de bekarım. Ben de oyunun içindeyim.
Şike yapanlara dur demek için ben de varım. Ben de avukatınız olarak arkanızdayım. Bu davaya baş koyduk. Nokta. Sokaktan bir televizyon sesi falan gelmiş olmasın Tony Bey? Hayır babyse. Kadınlar ağlaya ağlaya dua ediyordu. Ay. Kız bak yine içim ürperdi Allah ya Rabbi. Ya burada bir gül kokusu falan mı var? Siz de alıyor musunuz? Evet. Hem de nasıl? Kız ne bu? Talip oğlum sen gül suyu falan mı sıktın buraya? Yok. Ben dün Sadi Bey geldikten sonra ben inmedim bile buraya. Allah Allah. Allah Allah. Ne oluyor ya? Vallahi biz ne yaptık? Kendi kendimize bir şey mi çağırdık şaka maka derken ya? Hani üç harfliler derler ya, adıyla sanıyla söylenmez demek bu yüzdenmiş. Yatır da yatır, yatır da yatır diye çağırdık zar. Nasıl yani? Dün gece iyi saatte olsunlar mı uğramış diyorsun buraya? Vatanı be Allah aşkına ya. Talip haklı oğlum. Belki sokaktan ağlaya ağlaya bir kadın geçmiştir yani. Yani gül kokusu da ne bileyim, belki de halı kokuyordu. Biz dün onu fark edemedik. Heh, bravo. Ay, bence burayı yok edelim. Bir hoca çağıralım, okusun, üflesin. Ay bitsin gitsin, haydi yallah. Olmaz. Sadi Bey gidene kadar böyle tutacağız. Her an gelebilir. Yıkacağız, yıkmayacağız. Kesin bir şey söylemedik. Hadi. Bir şeylerin yeri mi değişmiş? Sanki biri gelmiş, gül suyu serpmiş. Biri buraya kumaşları inilemiş filan. Biri gelmiş yemeğimi yemiş. Biri gelmiş yatağım da uyumuş. Ama prenses bu ya hadi. Saçmalama gel hadi. Tırsak ya çok pısır ya. Allah Allah. Gel gel. Doğal afet için duyar kasma storiesi atan kızların saçlarında disko topu dönen, kuşlar uçan, çiçekler açan filtre kullanması beni adeta hızlı yaşlandırıyor. Bu uzun ve takibi zor cümleden anladığım bizim yanımızdasın mı? Sosyal sorumluluk kampanyaları ciddiyet ister. Kulağının arkasında hibiskus çiçeği, dudağında kırmızı ruju filtreyle deprem, felaket, çığ, salgın hastalık anlatamazsın abi. Sadece Hawaii'de turist karşılarsın. Yani filtrelere dava açalım mı? Bu post-truth döneminin yani hakikat sonrası çağın en tehlikeli ayaklarından biri. Kadın bedeni gerçekliğinin eğilip bükülmesi ve kitlelerin bu yalana inandırılması. Hadi ara. Şu iki çocuğun buraya geldiklerinde kendilerine yeter. Şöyle böyle bir IQ'ları vardı, şu an o da gitti. İmza atacak mısın? Davacılardan olacak mısın? Bir şey de. Elbette. Hı? Ya anlattığım hiçbir şeyi anlamadınız mı siz? Anladım. Oğlum çok pembe kullanmışız burada. Yani biraz daha böyle basic tonlara mı kaçsak acaba? Ya ben onu tonsür tonlarla basic bir hale getireceğim lütfen. Ay. Talip. Hayırdır? Niye öyle hortlak görmüş gibisin? Yok bir şey ya. Gelirken 10 dakika ocak başına oradaydım da. Bir şey yok. Oğlum ne oldu? Ya bizim Mesut var da, alkolik kendisi bizim mahallede. Öyle sohbet ederken dedi ki, sizin şirketin altında mezar var biliyor musun dedi. Mezar mı? Bizim türbeden mi bahsediyor? Ama onu kimse bilmiyor ki. Yok yok, türbe demedi. Zamanında dedi, buralar hep kırkene ölüleri dedi, bahçelere gömerlermiş dedi. Sizin şirketin arsasında da gömülü bir abimiz var dedi. Abimiz mi? Nasıl ya? Bizim palavramız bir nevi gerçek miymiş yani? Ya Mesut da mahallenin kadınlarından duymuş yarım yamalak. Ne bileyim ama benim de bir kafam açıldı yani. Tövbe yarabbi. Allah'ım sen bizi koru yarabbi. Ne yaptık? Uyuyanı mı uyandırdık? Ne yaptık ey yarabbim? Ya tamam. Tekinsiz tekinsiz konuşmayın ya. Oğlum uğursuz laflar etmeyin böyle. Tabii canım. Alkolün lafıyla mı şey yapacağız ya? Allah Allah. Hayır şirketin betini bereketini kaçıracaksınız ya. Yapmayın böyle. Herkes işine baksın. Arkadaşlar şu anda 56 kişiyiz. Savlarımız gayet güçlü.
gençlerin sosyal medyada tanışıp evliliğe giden ciddi ilişkiye girme oranı %20'nin üzerinde. Oğlum bak çok acayip. Ben son 2 haftadır harbi bir kızla yazışıyorum ya. Ya ben sana söyledim. Gösterdin o kızı bana, filtreli. Oğlum bak emin misin başka kız olmasın? Dur şimdi dur. 17-45 yaş arası kadınların sosyal medyada filtre kullanım oranı %50'nin üstünde. Ya 4 ay internette videolu konuşup yüzükle buluşmaya gidip karşısında hanım teyze bulan adam var ya. Ya elf beklerken hobbitle söz kesmeye giden adam var. Teko sen ne konuşuyorsun? Evet, bu işin hem maddi hem manevi yönü trajedilerle dolu. Davamızı sosyal medya uygulamalarının temsilcilerine açtık. Bakalım mahkeme günü ne olacak? Hadi bakalım. Benim işim 2-3 saat sürer Safiye. Tevhide ölçü alacak, patron çıkartacak, şu bu. Uzun tuvaletmiş Anur abla. Yok. Mikrovimini düşünüyorum Safiye, ne buraya kadar. Ay herhalde uzun olacak ya Allah Allah. Çocukların gönlü olsun diye işte geceleri koşturup duruyorum ama. Ne yapacaksın işte evlat. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Haydi görüşürük. Oh. Oğlum bak bahsettiğim kız bu. Afet be. He? Ya tamam biliyorum gösterdin. Yaramaz. Ya hiç filtreli gibi de değil. Ne bileyim baksana güzel gibi bu kız yani peri gibi bir oğlum. Ozan illa söyleyeyim mi? Neyi? Benim bu işe kafayı bu kadar takmamın sebebi işte bu kız. Nasıl sen buluştun mu bu kızla? Sadece buluşmak mı? Giderken bir de altın kolye aldım götürdüm. Yani gayet yükselip ciddi düşünmüştüm. Oha. E'si bu hangi filtreyse bunu yapan Leonardo da Vinci'den sonra dünyadaki en yetenekli adam olabilir. Bu kız çirkin mi? Kız çirkin değil. Korku filmi. Deme oğlum ya. Ah ben sabahtan akşama kadar yazışıyorum bu kızla. Adı Simay bu arada. Evet Simay. Bu arada ben çirkinliği de geçtim. Kız altın kolyeyi aldı. Bir de üstüne benden borç istedi. Dikkat et. Vay arkadaş nasıl bir döneme denk geldik ya biz Teko. Beyler o zaman ben sallıyorum bu kızı. Hiç bulaşma kardeşim. Aynen. Engelle gitsin. Maddi manevi yıpranırsın. Ben yandım. Sen yanma kardeşim. Ya böyle filtre mi olur ya? Bu resmen nitelikli dolandırıcılık. Full sahtekar bu kız. Ha bu arada kız dediğim 38 yaşındaymış. Ne haber? Kaç? Ne? Allah Allah. Ya ben 3 haftadır ne hayaller ne umutlar. Puh sana be. Puh sana be. Ben şu anda hakaret ede engelliyorum. Bak. Bu kıza dava açalım mı? İçeri atalım oğlum bunu. Sakin ol. Sakin kardeşim. Hallediyoruz. Evet hanımlar. Terzi Macit Efendi Hazretlerinin yüzü suyu hürmetine, kabrinin bakımı için güzel gönlünüzden ne koparsa 50 olur, 100 olur, 150 olur. Elinizi korkak alıştırmayın efendim. Allah razı olsun Allah razı olsun. Şimdi benim bir arkadaşım buraya bir bez bağladı. Sabah kalktığında bahçe kapısının üstünde böyle yepis yeni bir hırka bulmuş. Vay. Bu nasıl bir hikmet? Bu nasıl bir mucize? Bak. Kesin lan kes. Okurmuş o hırka. Vay. Rahmetli mi bırakmış? Mekanı cennet olsun. Ay tüylerim diken diken oldu gı. Bağırmadan hanımefendi lütfen bağırmadan. Kız sağlığında da böyleymiş zaten rahmetli. Ya. Tabii. Esbapları diker, fakir fukaranın bahçesine bırakırmış. Böyle ulvi bir insan. Böyle tarihi mübarek, çok önemli bir zat. Tabii, çok ünlü bir yatır. Bu da benim kitabım efendim. 20 TL nakit olarak alıyorum. Buyurun efendim. Kız Ayten diyor ki, şimdi o hırkanın böyle yakasında boyaya benzer kahverengi uzun bir leke varmış ya. Canım ne var ya? Olacak o kadar da artık ya. Kız Ayten diyor ki Arapça olabilir diyor. Bilen birini bulursam okutacağım bunu diyor. Vallahi öyledir ha. Arapçadır o yazı. Kesin öyledir ha. Ama bence okutmasın. Çünkü neden dersin? Hani tılsımı şey gider ya. Kim bilir neyin işareti?
Akılsız ermez bu işlere. Bravo, bravo. Çok doğru. Hanımlar, ben sizi buraya çok özel izinlerle kimseye çaktırmadan getiriyorum. Aman ha, kimseye ses etmeyin. Yoksa vallahi bir de olursa, izdiham olursa kapıya kilidi vururlar. Bir daha bu huşu dolu ortama giremeyik ha. Kız merak etme. Ben gelmeden herkesi tembihliyorum. Ayrıyeten bugüne özel, çok özel bir hizmetimiz var efendim. Dilerin %100 garantili olmasını isteyen eli gönlü bol hanımlara rahmetlinin ceketinden hap kadar bir parça nasip olacak. Nasıl? Kız ceketini mi keseceksin adamın? Kız astarından az sus ya, parazit yapma, şurada ulvi bir şey konuşuyor Sevim ha. İyi tamam, konuş. Efendim, astardan tırnak ucu kadar kesilecek parçayı bir bardak suya atıp içtiğinizde veyahut da bir hastaya içirdiğinizde gelecek şifaya, bolluğa, berekete, nasibe, kısmete inanamayacaksınız. Rahmetli rahatsız olmaz mı ceketinin kesilmesinden? Yok, kendinin vasiyeti. Şimdi hanımefendi, ben bunları anlatmaya çekiniyorum. Çarpılacağım diye de ödüm kopuyor ama şimdi biz bu ceketin astarından küçücük tırnak ucu kadar bir parçayı kesiyoruz. İhtiyaç sahibine veriyoruz. Ertesi günü geliyoruz ki astarı bilinmeyen mübarek eller tarafından tamir edildi. Aman Allah'ım. Tıkırımı koru ya Rabbim. Koru ya Rabbim. Astardan bir adet hap gibi yutulmalı parça sizlere özel fiyat efendim. Sadece 500 TL. Buyurun efendim, buyurun efendim. Siz de mi tabii? Buyurun efendim. Tamam hanımefendi mübarek. Rahmetli sevmez de Allah insanları. Lütfen sessizce. Görelim bakalım gerçek yatak kıyafetini. Aa! Ne var? Ne var yüzünde? Yok bir şey, ne o? O ne ya? Oksijen maskesi. Aa, cilde miyiz? Neredeyiz biz ya? Ya kızım sen ne izinsiz dalıyorsun odaya ya? Sürpriz yapayım dedim. E tamam gördün işte ha, kıyafet, pijama bu. Ya kıyafetin okey de bir astronotla nişanlı olduğumu bilmiyordum. Bunun haklısı var bende. Geceleri bunu takıp uyuyabiliyorum ben. Her gece mi? Yani uyumak istediğim geceler. Bayağı da ses çıkarıyor bu. Sen sürekli böyle solunum makinesine bağlı mı uyuyorsun geceleri? Ya kızım sen izinsiz ne içeri giriyorsun? Manyak mısın nesin ya? Bir şey söyleyeyim mi? Şu astronot şeysi değil ama bu agresifliğin beni aşırı soğuttu. Ha oksijeni mi taktın şimdi? Pijama, kombin, her şey okey. Aksesuarda mı takıldık arkadaş? Bu mudur yani? Aksesuar mı? Senin bu aksesuar dediğin şeyle uzayda yürürler be. Ay ya, git zıvan adamı delirtme fındıkçı. Ya. Sen de git, yat o zaman. Vallahi anam çok haklıymış ya. Sus be. Lan yürü git. Var ya, sana yer çekimsiz ortamda tatlı rüyalar diliyorum. Ay çok koydu ya bana. Sus be. Kahvoldum ya. Uyuyayım. Yastığa atayım da yastıksız uyuyayım bari. Geri zekalı fındıkçı. Hayatım kal tabii. Bizde kal bu gece de. Yani ne oldu tam olarak ya? Ya bizim şirketin eski güvenliği vardı ya. Hani alarm şu bu taktıktan sonra işten çıkarttığınız Selami. Selami, evet biliyorum Selami'yi. Yanda fırında çalışan çırak çocuk bunu aramış demiş ki. Ne demiş oğlum, söylesene. Ha, şirketin bodrumunda böyle ağlamalar, dualar var demiş. Hadi be. Tövbe bismillah. İçeride mum ışığı dolaşıyor demiş. Ne mum ışığı? Oğlum ne diyorsun sen ya? İşte böyle bağırmalar, dualar. Kız hayalet var demiş. Ya saçmalama oğlum. Mum ışığı ne ya? Hayatım, çırak çocuk o kadar korkmuş ki ay, akşamları aslında fırıncıda yatıyormuş bu, tamam mı? Ama işi bırakmış, çıkmış, gitmiş. Demiş ki güvenliğe, buralar tekin yerler değil.
Selami ne yapmış peki? Selami de işte geldi benden anahtar aldı. Dedi hani bir hırsızlık var mı falan diye. Gitti çek etti şirket sağ olsun. Hırsızlıktır oğlum o ya. Tamam işte hırsızlıktır yani. Bir şey almışlar mı? Ya bilgisayarlar işte o bu şu her şey duruyormuş. Ya kimse yok hırsızlık yok dedi. Hep sessiz ve karanlıktı dedi. Ama. Ama o ne? Eski çay ocağının orada bir sanduka var dedi. E biliyoruz oğlum biz koyduk ya oraya. Ya içeride çok yoğun bir güz suyu ve yanmış mum kokusu var dedi. Yanmış mum ne lan? Selam. Anne ne ya? Anne niçin böyle yapıyorsun böyle? Sessiz sessiz sinsi sinsi geldin ama ya böyle beyazlar içinde. Aa, Tony Bey oğlum. Hayırdır gece gece? Vallahi hiç hayır değil yani. Bir sürü uğursuzluk geldi başımıza. Allah ne oldu ki ayol? Yok bir şey anne yok bir şey ya. Gizem'e de söyleme sakın uyandırmadı. Şey olmuş. İşte canım, komşusu gürültü yapıyormuş, uyuyamamış. Bizde kalacak bu gece. Aa, gürültü oldu. Öyle gayipten sesler. Allah'ım esirgesin. Allah'ım korusun ah Rabbi, Rabbi. Hepimizden ayrı ayrı avukatlık ücreti alması tuhaf değil mi? Bana biraz vurgun gibi geldi ya. Hayır, sembolik bir para alması lazım. Çünkü eğer davayı kazanırsa uygulama şirketlerinin ödeyeceği tazminattan zaten pay alacak. Sözlü danışma için 2 saat 1000 lira, sonraki yarı saat için de 600 lira dedi. E okey bence. Okey de günlerdir bizle takılıyor bu çocuk. Hepsini de avukatlık ücreti yazmış. Bize gelip yemek yedi, o gün maç seyrettiniz. Bunlar da mı avukatlık ücretine dahil? Çünkü benden 10.000 lira istedi. Gerçekten mi? 1600'den 10.000'e. Ortalamayı çarp bütün davacılarla. Yani bu adam davayı kazanamasa da hepimizden 120.000 lira mı alacak? Vallahi güzel tezgah ha. O zaman bütün arkadaşlarımız toktun bu işe ama sen güveniyor musun bu çocuğa? Yani lisede biraz yanar döner bir çocuktu da. Ya koskoca avukat. Ayrıca bu işe kalbini, ruhunu koydu. Bir kızdan ağzı yanmış. Ben de kızı da biliyorum. Filtreler kraliçesi Simay. Ha o gösterdiğin inanılmaz kız. İnanılmayacak hiçbir şey yok kardeşim. Tamamen göz boyama. Bu çocuk bizim gözümüzü açtı ya. Uyuduğumuz uykudan uyandırdı bizi. Mahkeme de bugün gerçi. Son dakika vazgeçilmez. Şu çocuğu yarı yolda bırakmayalım ya. Bu dava jenerasyonlarca erkeğin kurtarıcısı olabilir. Bu hepimizin meselesi. Filtreler bitecek. Yalan dolan bitecek. Herkesin gerçek yüzü ortaya çıkacak ya. Oğlum ben 2 gündür ilk defa cesaretimi toplayıp binebildim buraya biliyor musunuz? Vallahi hırsız falan değil patron. Yani ofisten kalem bile çalınmamış. Vallahi filan? Saydık hepsi tamam. Yani deforları saymadık da onu da zaten eşe dosta dağıtıyoruz diyerekten. He. Yani hırsız olsa zaten kamyonu dayar. Bütün malları, laptopları alır giderdi değil mi? Halı da aynı duruyor. Allah'ım o ne? Ne o ne? Ne gördün? Bunu mu diyor? Mum kandili bu. Çok eski bir şeye benziyor. Siz mi koydunuz buraya dekor yaparken bunu Tony Bey? Yok anam ben ilk defa görüyorum. Kim nereden getirdi o zaman? Rahmetlinin mi acaba sağlığı? Saçmalamayın adamı zaten siz uydurmadınız mı Tony Bey? Ben çıkıyorum tövbe bismillah. Allah'ım sen koru ya Rabbi sen koru. Oğlum ne oluyor lan? Korkutma bizi artık. Ne gördün? Patron ceketin içi parça parça. Aslanı parça parça. Ben aldığımda öyle değildi. Ay biri mi giyiyor bunu? Ne oluyor? Allah'ım sen koru ya Rabbi. Ya Rabbi. Oğlum ne oluyor lan burada? Adam sandukadan çıkıp ceketi giyip gece mumu yakıp takılıyor mu lan burada? Ne diyorsunuz Cengiz Bey Allah aşkına ya? Olur mu öyle şey? Kim takılıyor mu ya? Tövbe estağfurullah beni de geliyorsunuz ama Cengiz Bey yapmayın böyle ya. Çık çık çık. Oğlum çok fena burada bunaldık ya. Kendimizi ne işlerin içine soktuk. Çok büyük morsuzluk. Ya Aydacığım kız nasılsın?
Bir şey soracağım. Tony'nin gürültücü komşusundan haber var mı kız? Sen bilirsin. Sergi açılışındayım da sıkıldım. Yalnız benim sohbete hiç vaktim yok. Giyinip mahkemeye gideceğim. Şey, bu sizin filtreleri yasaklatacağınız. Kız ne istiyorsunuz bizim filtrelerimizden be? Filtreler güzeldir be. Ne var? Ne inerinize battı bizim filtrelerimiz? Hashtag filtreleri özgürlük. Güzel ana. Siz istediğiniz kadar 45 santim beliniz varmış gibi davranabilirsiniz. Ama yok. Hayatım. Yani tamam 45 olmasın da 55'tir. Bilemedin 65'tir, 67'dir, 68'dir bir şey de. Şimdi burada 3'ü 5'i konuşmayalım yani. Ayrıca da ben o kadar ağır filtreler kullanmıyorum ki kız, daha doğal görünüyorum böyle ben. Ya evet, şu halinizden de belli. Bu filtreleri görüp normal halinizi gören dili lal olur ayol. Lal kim be? Dili tutulur diyorum yani. Korkudan. Beni görünce. Wow, korkudan. Bir şey söyleyeceğim. Aslında bir şey söyleyeceğim. Haklısın biliyor musun? Bir yerde haklısın ya. Filtreler çok da işe yaramıyor yani. Çünkü mesela senin yüzünde böyle bir ışık mı desem, star ışığı mı desem, bir memnuniyetsizlik mi desem, bir uğur, bir nur eksikliği mi desem, öyle bir şey var ki onu bir filtre çözemez yani. Öyle düşünüyorum. Bana nursuz mu diyorsunuz? Bana. Birazcık onu demeye getirdim değil mi? Biraz öyle gibi oldu yani. Çünkü yani bu nur eksikliği, bu uğur eksikliği bazı insanların yüzünde oluyor, böyle bir nursuzluk. Ve de onu da hiçbir filtre çözemiyor İlayda'cığım. Hiçbir filtre, öyle bir filtre icat edilmedi. Çok öpüyorum seni. Haydi bay bay. Haydi bay bay. Nasıl bağır? Herkes zamanı bakıyor. Nerem nursuz ayol, İngiliz dene. Bir şeyden haberi yok. Ya keşke iyi saatte olsunlarla ilgili palavra sıkmayaydık, girmeyeydik biz bu işlere ya. Ben bir süre izin almak istiyorum. Bu çatı altında kendimi iyi hissetmiyorum. Tanrım, şirketin anahtarları kimde var? Vallahi efendim, sizde, bende, bir de eski güvenlikçi de vardı. Onları aldım, onlar da bende duruyor. Ha, anladım. Yani yedekler de sende. Okey, okey. Ne yapalım yani? Birkaç güvenlik falan mı alsak ya? Aslında olabilir efendim, biliyor musunuz? Misal bu ofis katında güvenlik kamerası var fakat aşağı katta yok. Aşağı kata da bir tane güvenlik kamerası koyarsak hani böyle bir olayda kayıtlara bakarız diyerekten. Bilmiyorum, orasını bilemiyorum. Yani ben göreceklerimden korkarım ya. Ya bir uğursuzluk mu çöktür üzerimize? Ne oldu bize? Ay çok boğucu burası. Vallahi bak. Bir nursuzluk var şirkette bacım. Efendim İlayda'cığım, söyle canım. Cengiz amca, ben ilkbahar yaz siparişlerinin %50'sini iptal etmek istiyorum. Niye? Yani bilmem, öyle bir his. Sanki bir nursuzluk var sizin şirkette. Ha, sorun olursa anlatın. Bir uğursuzluk, bir nur eksikliği var sanki. Sizin şirketin ürünleri bize pek uğurlu gelmeyecek gibi hissettim. Tekinsiz bir şeyler hissediyorum yani, anlatması zor. Kusura bakmayın, şu an bir yere yetişmek istiyorum. Hadi görüşürüz sonra, bay bay. Hayırdır patroncu Ezem? Çocuklar, biz bu binada kalmayalım, tamam mı? Vallahi, yemin ediyorum yani bir betimiz, bereketimiz kaçtı bizim ya. Ne oldu patron? Sormayın ya. Bir şey sormayın. Sadece üzerimizde bir şey dönüyor yani. Bir şey dönüyor. Bir şey var üzerimizde. Onu bilin yeter. Ya BBC o kesin. Bakın çocuklar günlerdir şurama bir öküz oturdu. Asla kalkmıyor mindebur. Aynen ya. Tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Ay. Ya şu Sadi Bey'i arasanıza. Bir konuşalım adamcağızla ya. Hı? Avukatımız Tuncel Bey şimdi girdi. Duruşma şu an başladı. Filtreler toplumun kanayan yarası. Bir tür saadet zinciri diyebiliriz. Nasıl Tosun Bank olmayan sütleri sattı? Bazı hanımefendiler de olmayan güzellikleriyle duygularımızla oynuyorlar. Az bir şey maddi ama daha çok manevi olarak zor duruma düşüyoruz. Bir de buluşunca umutların tükendiği anlar yaşanıyor. Hayat planları alt üst oluyor. Milletimizin aslan gibi delikanlıları depresyona giriyor. Bugün bu kandırmacayı ortadan kaldırmak için buradayız.
Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık diyoruz. Şeffaflık derken tabii o cilt anlamında değil. Çünkü onun ayrı filtresi var. biz gerçek göz renklerini, ciltleri, hakiki bacak boylarının artık ortaya çıkmasını istiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Biz niye öyle magazinle konuşur gibi uzun uzun anlattık ya? Ne yapalım, ona alışırız. Yani uzun lafın kısası, en kısa zamanda bu binadan taşınalım diyoruz. Yahu yaza kadar kalın bari be. Vallahi sizle açık konuşacağım Sadi Bey. Bu türbe bize hiç iyi gelmedi. Aşağıdaki türbe. Evet. Yani bir uğursuzluk, bir iç bunalması var. Yani siparişler iptal oluyor. Bir bereketsizlik var üzerimizde. Biz de hızlıca toparlanıp çıkalım dedik yani. Huzurumuz yok. Allah Allah. Yahu ben de aslında binayı yıktırmayayım diyordum ha. Çünkü benim hanım da buranın metini duymuş. Geçenlerde türbeye gelmiş bez bağlamaya. Anlamadım. Bizim buraya, bizim aşağıya. Macit Efendi Hazretlerine. Evet. Hanım dedi ki, öyle nurlu bir yer ki. İçim ferahladı. Huşu içinde kaldım. Gittiğim en iyi türbelerden dedi. Allah Allah. Ne zaman gelmiş hanımefendi? 2 gün önce. Geceleri açıkmış ya sadece. Bir hanım varmış, tılsım kitabı yazan. O tur düzenliyormuş. Tılsım kitabı yazan bir hanım. Geceleri tur düzenliyor. Şimdi anladım. Ya girdik anlattık, niye karar çıkmadı? Canım belki başka şahit falan isteyecekler, ne bileyim ben. Ne oldu kardeşim, karar çıktı mı? Sevgili müvekkillerim, adaletin kestiği parmak acımaz. Ama bugün adalet dolma parmaklı ellerini bize kibrit çöpü parmaklar gibi yutturan kızların yanındaydı. Ne demek bu? Hakim kalemi kırsa da sesimiz çıkmaz. Ama bugün burada löpürdek bacaklarını filtreyle bize kalem gibi gösteren kızlar kazandı. Yapma. Nasıl ya? Adaletin gözü kördür. Bugün burada şaşı gözlerini bize ahu gözler gibi yutturan kızlar kazandı. Çok üzgünüm. Peki kardeşim ne oldu? Hakim ne dedi? Oğlum sen hangi fakülteden mezunsun dedi. Biraz fırçaladı. Orada olacak makyajı, saç boyasını, manikürü pedikürü de yasaklayalım dedi. Daha doğrusu bunu daha güzel kelimelerle söyledi. Yani biz hukuk okuyanların dışında insanların anlamayacağı kelimeler. Sonuç olarak? Davanın reddine dedi. Davanın reddine? Yani böyle bir dava bile olamaz mı dedi? Paralarımız? Ne parası kardeşim? Ben avukatlığımı yaptım, o kadar mesai harcadım. Tamam kardeşim, elinden geleni yaptın. Boş ver, boş ver, ben senin yanındayım. Denedik, yenildik. Eğer isterseniz hemen bir daha deneriz. Daha iyi yeniliriz. Hatta daha iyi yeniliriz. Deneyelim mi? Daha iyi yenilme egzersizlerinin parasını ben vermeyeceğim yalnız, onu söyleyeyim. Kardeşim, sen onlara bakma. Sen elinden geleni yaptın, hakkını verdin. Ben senin yanındayım. Sağ ol kardeşim. Oha, oley! Sosyal adaletsizlik. Güzelim, ben sana bahçede beklemedin mi? Simay, Simay. Oğlum. Ya hadi gidelim. Ya hani çekildi? Hani filtreliydi ya? Özür dilerim Simay, sana hakaret ettim engellediğim için. Valla ben bile aşık olurum bu kıza. O zaman bu peri kızına hakaret edip engelledin mi? Hem bu şerefsiz dalaverici Tuncer yüzünden lisedeyken de böyleydi. Simay gitme Simay. Kendine filtre kız gitme. Çok güzel. Bir şey söylemiyor ki böyle. Bakalım senin gerçek yatak kıyafetin neymiş Yıldız Hanım? Asıl senin ağzına ne oluyor? Gece dişimi gıcırdatıyorum. Onun için takıyorum. Gözünde ne var? Gözaltım kurumasın diye. Boynun? Ya boynum tutuluyor arada. Haftada bir iki yakı yapıştırıyorum. Bak bir hudileri görmüyorum bile şu an. Yüzündeki beyazlıklar ne? Sivilce kurutma kremi. Of. Kızım senin hiç tutar tarafın yokmuş ya.
Hadi ben bir tek nefes alamıyorum. Ama sen bayağı yoğun bakımlıkmışsın Yıldız. Benim gündüzki muhteşem güzelliğim kendi kendine mi oluyor sanıyorsun Talip? Anam benim senin gördüğün filtreli halimmiş. Ay sen kendi filtrene bak. Ben bir astronotla evlenmek istemiyorum ya. Niye yanımda bir elin yatsın abi? Güzellik varken. Hangi güzellik canım, pardon? Bizi bu halimizle başka kimse de almaz ha, bakma. Biz bile almasak mı acaba? Ne diyorsun yani? Sen hemen evlenmek istediğine emin misin astronot bey? Aslında değilim. Sen? Houston, we have a problem. Terzi Macit Efendi'nin kabrine hoş geldiniz. Hanımlar lütfen hiçbir şeyi ellemeyin, dokunmayın. Ortamın huşusuna uygun davranın. 4 mumdan fazla yakmıyoruz çünkü neden? Merhum loş ambiyans severmiş. Ağlamak, bağırmak, yüksek sesle dua etmek, ağıt yakmak, uğuldamak, taşkınlık yapmak yasak. Çünkü neden? Macit Efendi gürültüyü sevmezmiş. Valla böyle ortam karanlık falan ya. Sanki rahmetlinin ruhu bizimle sanki. İlla ki ne öyle ya. Kendisi burada. Hayır sever, mübarek bir insan. Aha bu sandukada yatıyor. Amin. Efendim, tısım kitabımız siz hayırsever hanımlar için indirimli sadece 20 TL. Türbe yardımı olaraktan gönlünüzden ne koparsa 50 olur, 100 olur, 150 TL olur. Yardımlarınızı esirgemeyin. Ben Macit Efendi'nin ceketinden bir parçayı suya atıp içmelik olarak istiyorum derseniz 500 TL'ye kıyacaksınız. Halitimiz gönlü bol hanımlara bizden özel bir hizmet. Ben istiyorum. Kızımın beyiyle arası kötü. Onu içireceğim. Macit Efendi bir yardım et. Allah rızası için. Şahmet ne dedik ya? Şimdi dedik değil mi? Biraz saygı dedik. Gürültü olmasın dedik ya. Vallahi adam şimdi sandukadan çıkacak. Hürceten gidersiniz. Hepinizin dili la olur. Vallahi billahi ya. Ne oluyor be? Ne oluyor be? Şennu! Uğursuz! Yıkıl karşımda! Bu hatuna yanaşmayın! Evinizin beti, bereketi kaçar! Uğursuz! Uğursuz! Ne oldu? Ha? Tırsın mı? Ha? Ya. Baktım sanduka boş. Ha. Attım içine kendimi. Araya gideceğine canıma gitsin. Gitti de. Oh canıma can kattı. Oh efil efil. Cengiz Bey sen misin? Allah. Cengiz Bey Hazretleri. Nursun! Allah! Nursun! E tabii yani şimdi sabah akşam görüşünce ister ister istemez böyle bir askerlik arkadaşı moduna. Bir keresinde hiç unutmam Yıldız'dan T önceki zamanlar. Neyse efendim. Ha. Bir tane kızla tanıştık. Ama çok güzel girmişti hocam ya. Biri gelmiş, yatağında uyumuş. Ama prensi sağ olun ne diyor ya? Çok gülüyor. Biri gelmiş, yatağında uyumuş. Oğlum pamuk prensi. Kim oğlum? Oğlum tutamıyorum ya ne olur. Ama ne? Ama. Ama ne? Ama.
Amal. Amal ne? Lan! Ay çok mu? Ay çok mu burcu burası? Vallahi bak kız bacım, bir nursuzluk var bu şirkette. Oh pardon. Ne oldu kardeşim, ne karar çıktı ya? Yetimiz yok, zengin kalkışına sahibiz. Ateş almaya değil, kök salmaya gelmişiz. Fakirhane göçmeniz biz.